arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda aracımızın tavan kumaşını değiştireceğiz. Yaklaşık 20 yıldır kullandığım aracımın tavan kumaşı 1-2 yıldır arkadaşlar yavaş yavaş sarkmaya başladı. Sarktıkça da dökülmeye başladı. İçerisindeki süngerler falan da bizi rahatsız ediyor. Bu yüzden bugün tavanın nasıl söküleceğini ve kumaşımızın yeni tavanımıza nasıl montaj yapılacağını göstermeye çalışacağım. Söküm esnasında bize gerekli olan malzemeler işte düz tornavida, Torx alyan anahtar, bir tane de tel fırça olacak. Ayrıca da bir adet fırçayla 850 gramlık bir bali yeterli olacak. Şimdi arkadaşlar söküm işlemlerine geçiyoruz. We'll be right back.
Nihayet tavan döşememizin kaplaması komple bitti arkadaşlar. Deliklerini filan açtım. Çok uğraşmanıza gerek yok. Delikleri açıp içindekileri kesip atabilirsiniz. İsterseniz arka tarafa kıvırabilirsiniz. Sıkıntı değil. Zaten bu kısımlara kapı kol tutmaları gelecek. Yandaki ayakları da güzelce kapladım. Bunda tavanda en sıkıntılı yer bu kısımlar. Buralar biraz zayıf arkadaşlar. Onlara dikkat edersiniz. Tamamıyla bitmiş durumda.
yerine götürüp montajını yapacağım. Arka bagaj kapısından içeriye doğru sokup yavaşça yerine kadar alıp sonra kaldırıp montajlayacağız. Tek başıma ancak bu kadar yapabildim. Şu an tekim. Tavanımızı yerine yerleştirdim. İlk önce öndeki güneşliklerin iki tane plastiğini yerine takarak kafa kısmını sabitledim. Sonra tek tek yan el tutmaçlarını yerleştirip sıkmadım henüz. Arkaya doğru güzelce geldim. Arka tarafları taktım. Şuraları. Plastik vidalarını yerine attım. Diğer aksamları takacağız. Sunroof'un oradaki contayı yerleştireceğim arkadaşlar. Şu contamızı. Sunroof kısmını koruyan. Işıklarımızın olduğu plastik. Ben şu kısmı da şöyle kesip açtım arkadaşlar. Neden derseniz şuradaki manuel ayar kısmına rahat bir şekilde ulaşabilmek için. Orayı çünkü kapalı yapmışlar. Bu plastiği çıkarmanız falan bu tavana çok zarar veriyor. Şuralar hep kırılıyor. Ama şimdi artık çok rahat alyanımızı takıp acil durumda müdahaleyi çok rahat yapabileceğiz. Sadece buradaki lambalığı söküp halledebileceğiz. Şimdi montajın devamını yapacağım arkadaşlar. Güzelce bütün vidaları sıkıp boşluklarını alacağım. Tabii önce şu contayı takacağım. Bir sağa sola kaydırmam gerekirse tavan şu an boşta. Tam böyle kalibre edip yerine öyle sıkacağım. Evet arkadaşlar, nihayet tavan kaplamamız bitti. Çok da güzel oldu. Eskisine nazaran sıfırlanmış oldu. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizlere fikir verebilmişimdir. Çok zor bir işlem değil. Sadece biraz zaman ve bir yardımcınız da yanınızda olursa çok 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 iyi olur. Çünkü tek kişi yaptığında zor oluyor arkadaşlar. Ben çoğu işlemi tek başıma yaptım. Mümkün olduğunca temiz olsun elleriniz arkadaşlar. Kirlilik olmasın. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese kolay gelsin. Hoşça kalın.